Evet sevgili Kadıköy Sokak takipçileri, kanalımızda iyi ki varsınız. Şu an kanalımız ciddi bir sınav vermekte ve hem beğenilerinize hem yorumlarınıza her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Destekleriniz için şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi benim bir öngörüm vardı. Maalesef ve maalesef doğru çıktı. Neydi o öngörü? Serdar Azmun. Fenerbahçe Serdar Azmun'a yakın takip. Hemen haberi yapıştırmışlar. Arkadaşlar Dünya Kupası'na bir ara verildi. Fenerbahçe transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Buraya kadar her şey doğru. Jesus'un raporu doğrultusunda Fenerbahçe transfer arayışlarına, çalışmalarına başladı. Doğru. Ve İranlı futbolcu Serdar Azmun'u takibe aldı. Burası doğru değil. Fenerbahçe İranlı futbolcuyu istemiş ancak Leverkusen'e kaptırmıştı. Doğru. Azmun Dünya Kupası'ndaki sözleri sonrasında 27 yaşındaki oyuncu yeniden gündeme geldi. Sezon başında forvet arayan Fenerbahçe'nin radarına girmişti. İlla İran Galler maçı sonrasında sözleriyle gündeme bomba gibi düştü. Türkçe röportaj verdi 27 yaşındaki hücum oyuncusu. Daha önce Fenerbahçe'den teklif aldığını ancak transferin gerçekleşmediğini söylemişti. Azmun gelecekte sarı lacivertli formayı mutlaka giyeceğini belirtip yani bu cümlenin devamını getirmek istemiyorum. Neyse Fenerbahçe yönetimi de bu sözler üzerine harekete geçmiş. Formayı bu kadar isteyen kişi tabii ki yakın takipte tutulacakmış ve ilk fırsatta resmi teklif yapılacakmış. Şimdi çok merak ediyorum. Bu haberi yapan arkadaş, tamam güzel bir habercilik anlayışı, okey ben olsam ben de aynısını yapardım. Yani bana da maaş verseler, şu kadar yap deseler ben de yapardım ama ya etmeyin eylemeyin ya. Kariyerin önemli bölümü Rusya inşa ettiriyor. Rubin Kazan, Rostov, Zenit'ten sonra Leverkusen'e transfer oldu. Almanya'da sadece 8 maçta forma giydi. Gol atamadı. Yani henüz kendini Almanya'da ispat edemedi. Ve Leverkusen'de tutunamama ihtimalini düşünen Sarı Lacivert yönetim tecrübeli golcüyü şimdiden listesine aldı diyor. 2027'ye kadar sözleşmesi var. Fenerbahçe bonservisinden almak için şartları deneyecekmiş. Şu ana kadar Zenit, Rostov, Leverkusen'de toplam 288 maç, 105 gol atmış, 46 asist. Kariyeri boyunca 47 defa sarı kart ve 3 defa kırmızı kart yemiş. Haber bomboş. Ne duyum var, ne yorum var, ne başka bir şey var. Pedro kalıyor. Fenerbahçe'de sıcak gelişme. Ciao Pedro. Şimdi Serie A'dan teklifler alan İtalyan yıldızının temsilcisiyle görüşme gerçekleştirilmiş. Menajer demiş ki Pedro burada kalmak istiyor demiş. Fenerbahçe yönetimi de birkaç gün içinde, yani birkaç gün önce diyeyim, Pedro'nun menajeriyle bir araya gelmiş. Transfer gündemi gerçekleşmiş. Cagliari, Sampdoria'dan teklifler geldi demiş. Masaya yatırılmış. Ayrılık konusu gündeme gelmemiş. İstanbul'da yaşamaktan, Fenerbahçe'de oynamaktan çok mutlu. Şu an için kariyerinde bir değişiklik düşünmüyor. Türkiye'de kalmak istiyor. Siz ona ciddi bir yatırım yaptınız. Onun karşılığını vermek istiyor demiş menajeri. Ben bunu hatırlıyorum ya. Yani menajeri bunu basına yaptı diye hatırlıyorum. Bu demeci basına verdi diye hatırlıyorum. Yani Türkiye'de memnun falan filan. Welcome to Turkey. Turkish kebab. Oh süper. Kadıköy sokak. Entez. Müthiş. Habibi. Ya habibi. Yalla falan filan. Yani... bu habercilik anlayışı da gerçekten dehşetli vahşet. Çünkü niye? Yapıştır gitsin arkasına. Değil mi? Mutlaka tutar. Pedro'nun devre arasında gitme ihtimaline karşılık alternatif isimler bile belirlenmiş. Burada devam edeceği üzerine de transfer düşüncesi rafa kaldırılmış. Aa, buna çok üzüldük. Gerçekten de bizi hayal kırıklığına uğratan bir gelişme yaşanmış oldu. Torino'da kanca atmış. Şu an Türkiye'den ayrılmayı düşünmüyormuş. Pedro Fenerbahçe'nin kendisine yaptığı yatırımın karşılığını henüz veremediğinin farkında. Tecrübeli futbolcu Sarı Lacivert'e camiaya gerçek Pedro'yu izlettirmek için çok hırstım. Dünya Kupası sırasında her gün bireysel idmanlar yapıyormuş. Ve göreceksiniz o kötü maçları taraftarın hafızasına sileceğim. Motivasyonum üst düzeyde diyormuş. Valla hani tipini gördüğümüz Pedro öyle çabuk yılacak, pes edecek bir adama benzemiyor. Açık söyleyeyim. Ama sahada gördüğümüz Pedro'nun bir an önce değişmesi lazım. Hani en azından taraftar olarak bunu istiyoruz. Yani yaptığımız yatırımdan falan filan. Tabii ki yatırım yapılır. Her transfer asla tutmaz. Her transferi tutan bir takım yoktur dünyada ya.
Ya Dembele şimdi Fransa'daki Dembele milli takımdaki Barcelona aldı etti dediler ki bilmem 100 küsür milyon euroluk balon şöyle böyle dediler. Bir sezon durdu, ikinci sezon çocuk coşmaya başladı. Ya da birçok futbolcu var bu tip bir kariyer geçmiş olan. Fenerbahçe'nin stat ismi değişikliğine engel. Fenerbahçe'de Ülker Stadyumu adının Atatürk Stadı'na çevrilmesi konusu konuşulurken. Bakın bu bence önemli haberlerden bir tanesi. Tesislere ad verme yönetmeliği bir ilde sadece tek bir tesise Atatürk ismi verilmesine izin veriyormuş. Aa, şimdi bu sıkıntı. Şu anda da İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu bulunuyor. Fenerbahçe'de Ülker Stadyumu adı Atatürk Stadı olsun ama engel buymuş arkadaşlar. Tabii ki Başkan Ali Koç teklife sıcak, yönetim kurulu sıcak, Fenerbahçe Kongre üyeleri sıcak. Talebin sonuna kadar arkasındayız diyor Ali Koç. Gereken neyse yapılacak diyor. 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya çok önemli bir noktaya değindi. Birkaç yıldır zaman zaman Yüksek Divan Kurulu toplantılarında da dile getirilmişti diyor. Ancak engel var deniliyor. Nedir o engel? Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün tesislere ad verme yönetmeliğinin 7. maddesinde ad verme ile ilgili yasaklar bölümü varmış. Bu bölümde madde 1 gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılan ve işletilen özel beden eğitimi ve spor tesislerine Atatürk'e ilişkin adlar ve sıfatlar verilemez. Yani mesela Mustafa Hoca geldi Kayseri'de bir body salonu açtı. Vücut geliştirme salonu açtı. Gerçek bir kişilik olduğum için özel bir işletme olduğu için beden eğitimi ya da spor tesisi olduğu için Atatürk ismi yok. Yani Kayseri özel Atatürk spor salonu ya da body merkezi koyamıyorsun. İki, bir şehirde benzer tesislerden sadece bir tanesine Atatürk'e ilişkin adlar verilebilir. Şimdi İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu var. Hepinizin malumu. Ve bu yönetmelik nedeniyle Fenerbahçe'nin eli kolu bağlanıyor diyor. Fenerbahçe yönetimi ilk olarak bu mevzuatı aşmak için çalışma yapacak diyor. Bunun dışında 2025 yılında sözleşmesi sona erecek Ülker grubu ve Saraçoğlu ailesiyle de bir görüşme yaparak gerekli izni almaya çalışacak diyordu. Stadın adının değişebilmesi için genel kurul veya yönetim kurulu kararı da yeterli olmayacak. Çünkü yine mevcut yönetmeliğe göre genel müdürlük mülkiyeti ve veya kullanımda bulunan tesislere verilecek adlar ile genel müdürlük mülkiyetinde veya kullanımında olan kulüplere, diğer kurum ve kuruluşlara devredilen, kiralanan sınırlı aynı hak tesis edilen gençlik ve spor tesislerinin adları genel müdürün teklifi ve bakanın onayı ile verilebilir ve değiştirilebilir maddesi varmış. Skorer'in haberi bu yönde. Yani işin üzücü tarafı Atatürk Stadyumu ismi rafa kalktı gibi gözüküyor. Ama şunu söyleyeyim. Çok olumlu tepkiler aldık ya. Yani birçok taraftarımız tamam şampiyonluk gitti şöyle oldu böyle oldu falan filan dese de yani çok olumlu tepkiler aldık. Bu da bizi gururlandırdı. Hani rakip takım taraftarlarının bile buna destek vermesi en azından fikir birliği var olması sevindirdi. Salah ye İngiltere kancası. Arkadaşlar başarılı savunma oyuncumuz Atilla Salah'ın adı sezon başında Aston Villa ve West Ham United'la anılmıştı. Atilla Salah hakkında çıkan flash bir iddia daha gündemi sarstı. Ve İngiltere'den bir iddia geldi. Çağlar'ın yerini dolduracak. Biz bunu geçtiğimiz günlerde konuşmuştuk. Hani Çağlar Söyüncü'nün yerini 24 yaşındaki savunmacıyla doldurmak istiyorlar diye. Leicester'ın belirlediği adaylar arasında ilk sıralarda yer alıyor demiş. Yapılacak teklifle ilgili ayrıldı. Ben size bir soru sorayım mı? Çok basit bir soru sorayım. Çağlar Söyüncü artı 10 milyon sterlin verseler, devre arasından bahsediyorum, yazın değil, devre arasından. Arkadaşlar kesinlikle duyum değil. Yani kesinlikle duyum değil. Hani ver Çağlar'ı, al Salah'ı desek ve 10 milyon da sterlin alsak üstüne. Bak kesinlikle duyum değil, sadece belirtiyorum. Kabul eder misiniz? Ben ederim abi. Hemen kabul ederim. Saniye durmam kabul ederim. Sonraki satıştan madde şu bu. Hiçbir şeye gerek yok. Direkt kabul ediyorum. Direkt olarak kabul ediyorum.
Şimdi gelelim diğer habere. Arda Güler için Fenerbahçe'ye reddedilemeyecek teklif. Bakın bu birinci başlık. İkinci başlık, Paris Saint-Germain'den Arda Güler transferi için yönetime ilk talep geldi. O tarihte. Yani tarihte belirlenmiş. Bakın iki tane başlık var. Hangisini sevdiyseniz onu kullanalım. Ama bir şey söyleyeceğim. Hakikaten bir şey söyleyeceğim. Bak samimiyetinize dayanarak söylüyorum. Bu kadar duyumun bir arada olduğu hiçbir video yok bu kanalda. Ve bu kadar önemli duyumun. En sonunda da bir toplama yapayım. Ya da en sonunda yapmayayım. Şimdi yapayım. Salahi'nin gidip Çağlar'ın gelme ihtimali var mı? Minicik bir ihtimal. Hani yok denilecek kadar minicik bir ihtimal. Pedro kalacak mı? Pedro kalacak zaten. Bunu bizim duyumlar, daha önceki duyumlardan da biliyorsunuz. Serdar Azmun zaten yok. Arda Güler. Hocam Arda Güler için reddedilemeyecek teklif. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Ben birkaç videodur güzel başlıklar belirliyorum. Güzel video içerikleri belirliyorum. Diyorum ki reddedilemeyecek teklif ne kadardır? Üstüne basa basa söylüyorum. Sanki bu haber benden alıntılanmış da, yani benim çektiğim videolardan alıntılanarak bir video hazırlanmış gibi bir hisse bürünmeme sebep oldu benim. Şimdi Fenerbahçe'mizin 17 yaşındaki starı Arda Güler'e dünyanın en önemli kulüplerinden biri talip olurken halkaya Fransız devi Paris Saint-Germain'de katıldı diyor. Aktarılan bilgilere göre Paris Saint-Germain Arda Güler için Fenerbahçe yönetimine ilk talebini iletti. İlk talebini iletti. Jesus Arda Güler'le özellikle ilgileniyor. Arda'yı kullanıyor. Genç yaşta yıpratmak istemiyor. Hatta ne demişti hatırlayın. Arda henüz 17 yaşında bir oyuncu. Herkes görmek ister. Herkes o oynadığında mutlu oluyor görmekten. Ama hala tabii ki geliştirmesi gereken şeyler var. Ama hazır olduğunu düşünmüyorum. İstemek farklı, yapabilmek farklı. Adım adım ilerlemeli. Kendini geliştirmeli. Fiziksel olarak çok güçlü değil. Topsuz oyunda çok hızlı değil. Toplu oyunda yetenekli. İyi ama topsuz oyunda hala bazen ne yapması gerektiğini bilemiyor. Ama futbol sadece yetenek değil. Başka şeyler de var. Eklemeniz gerekiyor. Arda da Türk milli takımının geleceği olacak. Bunu tartışmasız bir şekilde düşünüyorum, buna inanıyorum demişti. Ve Türk medyası bunu diyen adamı Arda Güler düşmanı ilan etti. Peki hocam Paris Saint-Germain'den ne geldi? Talep geldi arkadaşlar. Paris Saint-Germain yönetimi Arda'nın ön satış hakkını Fenerbahçe'den talep etmiş. Ancak Fenerbahçe ve genç yıldız şu aşamada transfer konusunda aceleci değil. Sezon sonu bekleniliyor. Bu bir. İkincisi gençler dilinden tabii ki de %20 satış hakkının alınma süreci var. O yüzden de hani onu da ucuza kapatmak istiyoruz. Hani onun fiyatı artmasın diye de bu tip haberlere çok sıcak bakmıyoruz. Onu da belirteyim. Scoutlar izliyor. Biliyorsunuz milli takımda da siftah yaptı. Birçok scout ekibi izliyor. 1500 dakika oynamasa bedeli sadece 5 milyon euroymuş. Öyle söylüyorlar. Yani öyle söylüyorlar. Ben onların yalançısıyım. Yoksa benim bilgimi biliyorsunuz. Bu sezon başında kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzaladı falan filan. İlk yıl 20 milyon euro, ikinci yıl 25 milyon euro, üçüncü yıl 30 milyon euroymuş serbest kalma bedeli. Kontratında olursa şöyle böyle olacakmış. Arda bu sezon 1500 dakika kalmazsa, oynamazsa şöyle olacakmış böyle. Geçiniz. Sürpriz takım devrede. İspanyol Fichajes gazetesinin yaptığı habere göre İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'da Arda için resmi bir teklifte bulunacakmış. Teklifin yüksek bir meblağdan oluşacağı da aktarılmış. Yine Fichajes gazetesi Napoli, Paris Saint-Germain ve Barcelona'nın da Fenerbahçe'nin genç yıldızını kadrosuna katmak istediğini belirtmiş. Bir kere Napoli'ye satacak olursak minimum 18 milyon euro o cepte. Yani o cepte. Şimdi görüşler aktarılmış. Barcelona demiş ki daha önce Kayseri Spor forması giyen Emre Demir'i kadrosuna kattı. Arda Güler'in durumunu yakından takip ediyor. Arda teknik direktör Xavi Hernandez'in yeni transferlerinden biri olabilir. Fakat Barcelona'nın mali kriz sebebiyle bu transferi diğer 3 kulüp kadar iddialı değil. Paris Saint-Germain. O da sıkı takipçilerdenmiş. Takımın stratejik danışmanı Luis Campos Arda'yı takımın geleceği olarak görüyormuş. Ve yönetim genç oyuncu için ciddi bir teklif yapacak diye
bekleniliyormuş. Napoli. Haberde Napoli'nin Tottenham'la birlikte Arda'nın en ciddi takipçilerinden biri olduğu aktarılmış. Teknik direktör Spalletti Arda'nın sistemine çok uyacak bir oyuncu olduğunu düşünüyormuş ve transfer etmek istiyormuş. Daha önce söyledim. Yine söyledim. Yine söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Bana göre bugün itibariyle Arda Güler 30 milyon euro artı sonraki satıştan %30 pay maddesiyle satılabilir. Yetenekli bir futbolcu. Belki de Türk topraklarının gördüğü en yetenekli topçu. Ama arkadaşlar siz sadece Arda Güler penceresinden bakıyorsunuz. Hocam geriye giderse işte o da Ömer Faruk gibi olursa. Bir de Fenerbahçe penceresinden baksanıza. Ya çocuk geriye giderse, eldeki cevher değersizleşirse. Hocam gitmez geriye ya, çocukta öyle bir ahlak yok. Ya giderse. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bir şeylerin olması lazım ama ne zaman olması lazım? Bak, Paris Saint Germain dese ki 60 milyon euro sonraki satıştan madde falan yok. Ya da sonraki satışta sadece yetiştirme bedeli alırsınız dese ben yine okeyim. Çünkü yetiştirme bedeli de az buz değil arkadaşlar. %5'i yapıyor. Yani transferin %5'i yapıyor. 100 milyon euro ise 5 milyon euro almış oluyorsun. Zaten 60'ı almış oluyorsun. Ve sonraki nesillere de bir mesaj veriyorsun. Ve son haberimiz arkadaşlar. Sizleri de fazla sıkmak istemiyorum. Sonuçta beğeni atacaksınız, yorum atacaksınız. Abone değilseniz abone olacaksınız. Kanalın bu içinde bulunduğu kötü durumdan bu kanalı sizler kurtaracaksınız. O yüzden son haberimiz. Fenerbahçe için Valencia tehlikesi. Dünya Kupası'nda şov yapıyordu. Dünya Kupası'nda Ekvador formasıyla fırtına gibi esen Enner Valencia'nı 2 maçta 3 gol atmıştı. Dünyanın en prestijli turnuvasında bunu yaptı. 33 yaşındaki futbolcu. Fenerbahçe'de endişeye neden oldu. Bakın 33 yaşındaki futbolcu. Benim futbol öngörümü beğenirsiniz beğenmezsiniz. Yorumlarımı beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ama eğer inkar etmeyen insanlarsanız, bak eğer inkar etmeyen insanlarsanız bana o kadar hak veriyorsunuzdur ki. Ben şöyle bir ifade kullanmıştım. Keşke Valencia 33 değil de 26 yaşında olsaydı. En az 26 milyon euroya satardık demiştim Dünya Kupası'ndan önce. Birkaç arkadaş alay etti. Ya sen ne saçmalıyorsun dedi. Şöyle böyle falan filan. Hayal dünyasında yaşıyorsun. Şu bu dedi. Şimdi aynı arkadaşlar ne diyor biliyor musunuz? Keşke 33 olmasaydım. Şimdi Valencia müthiş bir şov yapıyor. Özgüveni olağanüstü şekilde. Ve Fenerbahçe'yi de endişelendiren bir gelişme yaşanıyor. Nedir o? Sakatlık. Şimdi Hollanda karşısında fırtına gibi esti. 1-0 geriye düşen takımına attığı golle hayat verdi. Dünya Kupası'nda belki de bir sonraki aşamayı bence garantiledi. Yani gruptan bence çıkardı yani. Ama bu kez yine sakatlık sorunu yaşadı ve sahayı sedye ile terk etmek zorunda kaldı. Taraftar endişeli. Ekvador Sağlık Ekibi'nin kontrolleri hani yapıldı, tetkikler yapıldı. 29 Kasım'daki Calafia Uluslararası Stadı'nda Senegal'le oynanacak son maça yetiştirilmeye çalışılacak diyor. Deneyimli oyuncu bu maçta oynamak istemesi Fenerbahçe taraftarının hani sakatlık korkusuna sebep oldu. Ve hani huzursuz oluyoruz açıkçası. Çünkü Dünya Kupası'nda son 6 gol atmış. Son 6 golünün 6'sını da Valencia atmış. Ve ateşle oynuyor diyor taraftar. Jesus yolumuz uzun demişti hatırlayın. Dünya Kupası arasında 12 günlük izin yapılmıştı. Sonrasında takım bir araya geldi. Hani korumamız gereken değerlere sahibiz falan filan diyordu Jesus. Bakalım ne olacak. Gürkan Kubilay da demiş ki daha önce Tigres'ta 2,5 ay sakat kaldığı bir sakatlığı olmuş diye. Yani buz konan yer benzer bir yer ama dikkatlice bakın kas kısmı diyor. Arkadaşlar kas sakatlıkları çok uzun sürmeyebilir. Hani korkulan inşallah olmaz. Ben Valencia'nın Senegal maçında oynayabileceğini düşünüyorum. Ama keşke oynamasa diyorum. Açıkçası tamam Batshuayi gitti gol attı. Valencia gitti goller attı. Eyvallah okey. Ama şöyle bir an önce elenip geri mi gelseler diye de düşünmüyor değilim. Beni yanlış anlamayın. Biraz da politik düşünüyorum. Düşünmek de zorundayım. Ve yani durum bu arkadaşlar.
Hakkımızda hayırlısı olsun. Şöyle bir toparlayacak olursak, ben bu videoya ne başlık koyacağım? Hani ver çağları al salayı desem, böyle bir ihtimal var mı? Düşük ama var. Sonra başka ne desem? Arda Güler için müthiş teklif desem, böyle bir teklif var mı? Var ama düşük. Yani ihtimal. Pedro kalıyor desem, bu sefer hiçbiriniz videoyu izlemezsiniz. Yani maalesef sizde de bazı sıkıntı var arkadaşlar. Desem ki duyum üstüne en güncel Fenerbahçe transfer duyumları, izlemez bunu arkadaşlar. Gelirler canlı yayına. Canlı yayında soru sorarlar. Şu geliyor mu? Bu geliyor mu? Lan video çektik, izledin mi? Yo, ne gerek var ki, canlı yayına geldim. Canlı yayında sorumu cevaplamazsan ukalalık, terbiyesizlik yaparım. Milleti de tahrik ederim. Kanaldan ayrılın falan derim. Gaza getiririm. Öyle olur diyecekler. Vallahi bilmiyorum. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Ama şu bir gerçek. Hani ver çağları al salayı, güzel başlık gibi duruyor. Hakkımızda hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Ama şu bir gerçek. Şimdi devre arasında Fenerbahçe kolay kolay futbolcu satacak değil. Ama kişisel bir görüşümü söyleyeyim. Hani şu Arda Güler 30 milyon euro artı sonraki satıştan %30 maddesi var ya. Onu devre arasında yapsalar ben kabul ederim, bir. Çağlar artı 10 milyon sterlini Atilla Salahi için teklif etseler onu da kabul ederim, iki. Çünkü Perez, Çağlar, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, belki bir tane daha Türk alırsan yabancı kuralını da yırtmış oluyorsun. Belki oraya bir de Nino falan çekebilirsen müthiş olur. 5 tane stoper, üçlü savunmayı çatır çatır kütür kütür oynarsın. Yani ona da okey olurum. Çünkü 30 milyon euro gelmiş olacak zaten. Ve 10 milyon sterlin de oradan gelmiş olacak. 40 milyon, yaklaşık 45 milyon euro. Yani belki de bir tane iki tane yeteneksizden çıkıp oraya kütür kütür iki tane de topçu alabilirsin devre arasında. Yaz transfer dönemi zaten bizi rahat bırakmayacaklar. Onun Crespo'su var, Ferdi'si var, bilmem o'su var, bu'su var. Aynı zamanda mesela Zaitz için teklifler var. Serdar Dursun malum. Yani Fenerbahçe'yi devre arası transfer döneminde çok ciddi bir sınav bekliyor. Ve bu sınav sonucunda bakalım yani ne yapacağız, neler yapacağız. En önemli mesele şu: istediğin kadar transfer yap. Bazılarının anlayamadığı nokta şu: istediğin kadar transfer yap. Takımın ahengine bağlı. Takımın ahengi bozulduktan sonra hiçbir şeye yaramaz. Ama takımın ahengi bozulmazsa, üstüne eklerse işte o transfer gerçek transfer olur. Bakalım sonucu ne olacak. Görüşmek üzere dostlar. Desteklerinizi bekliyoruz.